Herkese merhaba, ben Ertuğrul. Bugün sizlerle iPhone 14 Pro Max'in uzun kullanım testini çekmek istedik. Editörümüz Latif'le beraber soru cevap şeklinde yapacağımız bu videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çoğu kişinin sormuş olduğu sorular üzerinden hem de iPhone 14 Pro Max'in yenilikleri üzerinden konuşacağımız bir video olmasını istiyoruz. O yüzden arkada kameranın arkasında Latif bizlere soruyu soracak, ben de cevaplandırmaya çalışacağım. Hadi videomuza geçelim. Öncelikle neden 14 Pro Max? 14 Pro Max öncelikle tabii ki ülkemizde vergilerden dolayı da bu telefonların fiyatları 40 bin, 45 bin liranın üzerine çıktı. Bizler de tabii ki içerik üreticisi olarak bu telefonları kullanıp sizlerle hem karşılaştırmalarını yapıp hem de incelemesini çekmek istiyoruz. Bizim biraz daha işimiz olduğu için bu telefonlara yöneliyoruz. Artık 40 bin liranın, 45 liranın üstüne çıkan bu telefonları zengin insanlar alıyor. Hani normal bir insanımızın artık bunlara ulaşması mümkün değil. Hani biz de o yüzden işimiz gereği kullanıyoruz diyebiliriz bu telefon için. Az önce bahsettin, 40 bin, 45 bin liraların üstüne çıktığını söyledin. Peki bu telefon hakkı gerçekten o fiyatlar mı? Ve o fiyatlar sence bu telefon için değer mi vermiyor? Hani zengin için bence 25 bin 30 bin liradan sonraki telefonlarla 50 bin liralık telefonlar arasında bir fark kalmadı. Hani 20-25 bin veren artık 40-45 bin de verebiliyor. O yüzden dedim yani uygun fiyatlı modellerin de fiyatı yükseldi. Ha, eder mi sorusunda da yüksek bir telefon alacak kişiler için bu telefonun fiyatını verdiği zaman hakkını verecektir. Çünkü 14 Pro Max yurt dışında da pahalı bir model. Bizde alım gücü biraz daha düştüğü için o yüzden telefonlara ulaşmak imkansızlaştı. Yurt dışında da fiyatı pahalı dedim ama yurt dışında da bir 100-200 dolar fark ediyor. İnsanlar yine ulaşabilir seviyede. Dersen ki bu fiyatlara çıkabiliyorum, o zaman 14 Pro Max'i tabii ki öneririm. O zaman ekrandan başlayalım çünkü en bariz yenilik biraz orada oldu. Apple yeni Pro versiyonlarında dinamik adayı tanıttı. Sen bunun hakkında ne düşünüyorsun? Sence olmuş mu dinamik aday? Tabii ki ekran kısmına baktığımızda bu sene karşımıza çıkan en büyük yenilik, en büyük inovatif yenilik dinamik ada oldu. Dinamik ada tabii ki kullanırken kendisini çok belli eden bir özellik oldu. Çünkü ekrana baktığınız zaman orada yaşayan bir ada olduğunu görüyorsunuz. Artık çentik değil, Apple ona Dynamic Island dediğimiz dinamik ada ismini verdi. Şu an için belli başlı uygulamalarla sınırlı kullanımda. Mesela arama yaparken çağrı başladığı zaman 1, 2, 3 saniye olarak başlıyor. Google haritalara girdiğimiz zaman mesela haritalarda direkt tıklayıp da haritalara ulaşmamızı sağlıyor. Konumumuzu tam olarak gösterebiliyor. Müzik dinlerken de orada sanatçının ismi ve şarkının frekanslarını görebiliyoruz. Böyle ufak tefek uygulamalarda kullanması güzel. Ben eminim ki ilerleyen yıllarda uygulama geliştiricileri Apple'la beraber bu dinamik adanın nasıl daha iyi kullanılabileceğini tartışacaklardır ve daha çok uygulamada gördükten sonra eminim ki daha çok hoşumuza gidecektir. Şu an için birazcık da beta gibi diyebiliriz, başlangıç sürümünde birkaç tane uygulamada kullanılıyor. Ama hayatı kolaylaştırıyor mu derseniz tabii ki kolaylaştırıcı özellikleri fazla. İnsanlar da dışarıdan baktığı zaman sizin telefonunuzun 14 Pro serisi olduğunu anlayabiliyor yani. Hani bu yönden de ne diyelim ona? İnsanlara hava atma yönünden mi dersin? Hani o yönden de farkını hissettiren bir özellik olmuş. Güzel diyebiliriz. Onunla beraber her zaman açık ekran da geldi. Bu detay da önemli sanırım. Tabii ki Always On Display özelliği Android dünyasında yıllardır vardı. Apple'a bu sene geldi ama Apple'ın Android'deki geliştiricilerden farkı şöyle oldu. Android'de tamamen ekran kararıyor, bildirim ve saati görebiliyoruz. Bildirimin de simgesi olarak gözüküyor. Apple tanıtımında da bahsetti bundan, Display Engine adı altında. Sırf Always On Display'i çalıştırmak için özel bir teknoloji kullanıldı bu telefonda. Duvar kağıdını koyduğunuz zaman duvar kağıdı kendini hafif karartıyor ve sizin görebileceğiniz şekilde de uygulamalar bildirim geldiği zaman direkt karşınıza çıkıyor. Yani Android'den biraz daha farklı ve daha güzel kullanımı var Always On Display'in. Bundan önceki modellerde iPhone 12, 13 serilerinde kullandığım için telefonda bildirimleri görmek için sürekli ekrana dokunup bildirimlere öyle bakmamız gerekiyordu. Ama 14 Pro serisiyle beraber bu Always On Display özelliği siz masadayken illa telefona bakmanıza gerek kalmadan hafif çapraz bir bakış açısıyla da uygulamaları görmenizi sağlıyor, yeni bildirimleri. Peki ekrandan hala bahsederken şunu da sormak istiyorum. 2000 nit parlaklık değerini sundu Apple bize. Bu güneş altında görmeyi kolaylaştırıyor mu ve ekran olarak güneş altında nasıl performans veriyor?
Şöyle 2000 nit parlaklık aslında ortalama standardın çok üstü bir değer. Hatta rekor olabilir şu an. Ben S23 Ultra incelemelerinde de gördüm. 1750-1800 nitlere kadar çıkabilen bir performansı var. Apple bu sene onu 2000 nit olarak ayarladı. 14 Pro serisinde ekranı güneş altında baktığınız zaman gerçekten otomatik olarak kendisi ayarlıyor. Sürekli şunu düzeltmek gerekiyor. İnsanlar şöyle zannediyor. Ekran sürekli mi 2000 nitte kullanılıyor? Hayır. Sürekli 2000 nitte değil. Güneş altında ekran yapay zeka ile beraber algılıyor ve 14 Pro serisinde otomatik olarak yüksekliğini ayarlaya çıkarta çıkarta 2000 nit seviyesine kadar çıkartıyor ve gerçekten güneş altında hiçbir görme zorluğu yaşamıyorsunuz. Şarj yeme kısmında birazcık olumsuz yanları var. Şarjı yiyor mu dersen evet. 2000 nit parlaklığa çıktığı zaman hem telefon birazcık ısınıyor hem de şarjını olumsuz etkiliyor. O konuda bir eleştiri olabilir ama güneş altında görme açısından özellikle yazları, yaz ayları da yaklaştı artık. Yazın kullanma konusunda hiçbir zorluk çekmeyecektir kullanıcılar. Yani genel olarak toparlayacak olursak 2000 nit parlaklık, always on display ve inovatif yenilik olarak dinamikada gerçekten kendisine ben buradayım dedirten bir telefon olmuş. Eğer Apple çentiye devam etseydi, sadece parlaklığını arttırsaydı, hani bu telefonun uzaktan baktığımızda 14 Pro mu, 13 Pro mu olduğunu ayırt etmemiz zor olacaktı ama hem dinamikadanın varoluşu hem yeni gelen Always On Display özelliği ve 2000 nit parlaklık kendisini öne çıkartmış ve oldukça başarılı bir ekran olduğunu söyleyebiliriz. Tasarım olarak sağlamlığı, tutuşu nasıl hissettiriyor? Tasarım olarak şöyle, Apple bildiğiniz gibi Ceramic Shield teknolojisini kullanıyor telefonlarında ve her sene tanıtımında diyor ki en sağlam yapıyı biz kullanıyoruz, en sağlam malzemeler bizde. Bu sene de geçen seneden ben çok bir fark göremedim açıkçası elde tutuş açısından. Kenarlarda paslanmaz çelik kullanılıyor. Arkada yine buzlu cam diyebileceğimiz güzel bir yapı var. Bunu Apple 11 Pro serisinden beri kullanıyor ve en güzel özelliği arka yüzey hiçbir şekilde parmak izi tutmuyor. Parmak izi tutmaması gerçekten insanlara Pro kullandığını hissettiriyor. Ve kenarlardaki dediğim gibi paslanmaz çelik oldukça sağlam bir malzemeden yapılmış. Tasarım dilinde paslanmaz çelik ve buzlu cam tasarımı Pro olduğunu yine bize belli etmiş. Ve ağırlık konusunda da 240 grama varan bir ağırlığı var. Tabi bu ağırlık da birazcık bir zaman sonra elde tutuşu zorlaştırıyor ama alışıyorsunuz bir zaman sonra. Artık Pro kullanırken de bu sizin için önemli bir detay olarak karşınıza çıkmıyor. Şimdi sen 12 Pro Max, 13 Pro Max de kullandın. Evet. Bu cihazda Pro serilerde şu an 14 Pro Max'ler A16 Bionic'le geldi. Evet. Bunun farkını hissedebiliyor musun? Apple'ın cihazlarında kullanmış olduğu işlemciler, hani yine tanıtım filminden bahsedeceğim. Apple tanıtımlarında dünyanın en iyi işlemcisi bizim yaptığımız işlemciler olarak bahsediyor ve gerçekten de Apple'ın işlemcileri hem stabilite olarak uzun seneler, 5 sene 6 sene gibi uzun ömürlü olmasıyla şu an mesela biz iPhone 11'i hala insanlar alıyor değil mi? iPhone 11 sonuçta 2019'da çıkan bir telefon. 2019'da Samsung tarafında S10 çıkmıştı. Şu an mesela S10'un esamesi okunmazken insanlar hala internet üzerinden iPhone 11 alıyorlar. Çünkü iPhone 11'in içerisinde A13 Bionic işlemcisi var ve hala günlük işlemlerinizi yaptığınızda, oyun oynarken, çeşitli günlük işlemlerinizi yaptığınızda sizi fazlasıyla karşılıyor. Ki düşünün A16 Bionic'in farkını. A16 Bionic de özellikle insanlar karşılaştırma videolarında özellikle bakıyoruz. Oyun tarafıyla, birazcık da onları zorlayan taraflarıyla karşılaştırmasını yapıyor ama artık Apple mimarisini o kadar genişletti ki A16 Bionic sadece oyun tarafıyla, işlemci render performansıyla değil, Always On Display'in çalıştırılmasına kadar uzanan geniş yelpazede kullanıyor işlemcisini. Yani yapay zekanın şu an el atmadığı bir konu yok A16 Bionic'le beraber. Yani mükemmel bir işlemci. Oyun tarafına girmiyorum bile. Her türlü işleminizi 5-6 sene kesintisiz bir şekilde yapılacak muazzam bir telefon olmuş. Apple uzun bir süre kameralarında 12 megapiksel kamera kullandı. Evet. Fakat şu an 14 Pro serisinde 48 megapiksel bir kamera görüyoruz. Sence bu olmuş mu? Tabii Apple yıllardır iPhone X, XS 11 yani tüm telefonlarında neredeyse 12 megapiksellik kamerasını kullandı ve hiç vazgeçmedi bundan. Bu sene Pro versiyonlarında 48 megapiksele yükseltti bu değeri. 48 megapiksel bizlere günlük çekimde kalite anlamında hiçbir fark sağlamıyor. Tabii 48 megapikselin gelmesinin artısı şu, nesnelere yakınlaşmayı sağlıyor bize. Uzaktan bir manzarayı çekerken, bir manzaranın detaylarını görmek istediğimizde yakınlaşma imkanı sağlıyor. Apple zaten senelerdir benim 48 megapikselle bir işim yok. 12 megapiksel olsun ama benim lenslerimin kalitesiyle ben her zaman en iyi fotoğrafları çıkartırım düşüncesiyle yola çıkıyordu. Bu sene kullanıcılarına da ekstra olarak 48 megapiksel seçeneğini sunmuş oldu. Çektiğimiz fotoğraflardan da paylaşacağım zaten. 48 megapiksel dediğim gibi nesnelere yakınlaşma anlamında ve kalitenin bozulmaması anlamında kullanışlı bir özellik olmuş. Bu konuda Android'den de geri kalmadığını söyleyebiliriz. Kameradan bahsetmişken şu an 14 Pro serisinde bir de aksiyon modu eklendi. Evet. Sen bunu beğendin mi? Aksiyon moduyla alakalı zaten kanalımızda bir tane inceleme videosu mevcut. Takipçilerimizle o kanalın şeyini paylaşırız, kartını.
orada izleyebilirler. Aksiyon modu gerçekten normal kamera moduyla aksiyon modu arasında dağlar taşlar kadar fark yok. Çünkü Apple'ın optik imaj sabitleyicisi çok güzel çalışıyor. Eğer hızlı koşuşlarda veyahut böyle film niteliğinde arkadaşlarınızla eğlenceli videolar çekmek istiyorsanız aksiyon modunun güzel olduğunu söyleyebiliriz. Kullanım açısından ben beğendim. Şöyle bir eksisi var. Işık birazcık düştüğü zaman grenlenme yapıyor. Onu da tabii kalite ayarını daha tam ayarlayamadılar. Bu sene çıktığı için özellikle 2.8K olarak çekebiliyorsunuz. Güneş ışığının iyi olduğu yerlerde güzel sonuçlar veriyor. Zaten çektiğiniz anlarda size uyarı veriyor. Lütfen ışığı düzgün olan bir yere geçin diye. Güzel ışığın olduğu yerlerde eğlenceli videolar çekmek istiyorsanız güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Sen bu telefonun pilini nasıl buldun? Bir gününü çıkarıyor mu? Pil konusunda şunu diyebilirim. Ben 13 Pro Max'te kullandım. 13 Pro Max'ten 14 Pro Max'e geçtiğim zaman wow büyük bir fark hissetmedim açıkçası. Çünkü ikisi de neredeyse 4300 mAh'lik bir bataryaya sahip. A15 Bionic'te de A16 Bionic'te de mükemmel işlemciler olduğu için stabilizasyon konusunda oldukça başarılılar. 14 Pro Max'in pili çok güzel. Hatta şöyle diyebilirim. Sabah 9-10 gibi pilden çıkarttığım zaman %100'de akşam tekrardan yatarken takma ihtiyacı hissediyorsunuz. Bir gün ise tam olarak çıkartıyor. Hatta size son 5-10 gün içerisinde kullanmış olduğumuz pil seviyelerini de gösteririz, ekrana çıkartırız. Yani %100'den yukarıya çok çıkmadı. Yani %150'yi buluyor bazı modellerinde Apple'ın. 14 Pro Max'te %100'ü geçtiğimiz durum çok da karşımıza çıkmadı. Peki son olarak 14 Pro Max'i kimlere tavsiye edersin? Eğer ki elinde iPhone 11 ve 12 serisinde olup da yükseltmek isteyen kullanıcılar varsa 14 Pro Max mantıklı bir seçenek olabilir. Ama ben 13 Pro Max'ten 14 Pro Max'e de geçtim. Dinamik ada için geçilir mi? Hani 2000 nit parlaklık, dinamik ada ve birkaç tane daha yeni özellik için geçilir mi? Açıkçası o kadar emin değilim. Gerçekten çok güzel bir telefon olmuş. Bütçeniz sizi zorluyorsa 13 serisinde bir telefonunuz da varsa geçmenize değmez. Ama derseniz ki benim artık iPhone 11, 12 veya daha eski bir modelim var. Geçmeniz tabii ki güzel olur. Ki hani 45 bin liralık bir bütçem var. Gerçekten bu telefon amiral gemisi segmentindeki en iyi telefonlardan birisi diyebilirim. Haftaya da S23 Ultra incelemesini çekeceğiz. Orada da karşılaştırmasını da yapacağım size. 40 bin 45 bin bandında alabileceğiniz en iyi telefonlardan birisi 14 Pro Max. Kim alabilir bu telefonları? Eğer bizim gibi YouTube'a içerik çeken biriyseniz, telefonun kameraları YouTube'a içerik çekme olsun, kısa film gibi gerçekten profesyonel bir kamerası var. Ekranı güzel. Her şeyle güzel bir telefon. YouTube içerik üreticilerine önerebilirim bu telefonu. Günlük kullanımda gerçekten benim işime 5 yıl, 6 yıl görsün ve hiçbir kasma donma yaşanmasın, Apple ekosisteminden de kopmayayım derseniz, hem Apple ekosistemini seven kullanıcılar için hem de bu fiyat bandında bütçesi olan insanlar için uygun bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Benim bugünlük sorularım bu kadardı. Cevabınız için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sorularınız güzeldi. Eğer sizin de sorularınız varsa bizlere yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Haftaya da S23 Ultra incelemesi gelecek. Eğer o cihazla da alakalı sorunuz varsa bizlere sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.